gözaltında kaybedilen insanlarımızın akıbetinin açıklanması ve sorumluların yargılanarak cezalandırılması talebiyle 820. kez kamuoyu karşısındayız. 820. haftamızı 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası içinde gerçekleştirirken bir kez daha herkes için insan hakları, herkes için adalet talebimizi tekrarlıyoruz. Hüseyin Taşkaya 6 Aralık 1993 tarihinde Urfa Siverek'ten gözaltına alınıp kaybedildi. Bu hafta Taşkaya ailesinin 4 kuşaktır süren adalet arayışına eşlik ediyoruz. Şimdi bize Hüseyin Taşkaya'nın eşi Sultan Taşkaya seslenecek. 27 sene önce Hüseyin Taşkaya Urfa Siverek'ten evden benim kardeşim evinden korucular Sadat Bıcak'ın kardeşi Ahmet Bıcak korucularla beraber askerler polisler beraber geldi. Gündüz saat 1'de herkesi mahallenin gözünün önünde aldı götürdü. Onun kardeşimin karşısında da benim ablam oturuyordu. Ablam da çocuklara şey yaptı. Müdahale etti. Ona da benim ablamı vurdu, kolunu kırdı. O zaman onlar tehdit etti. Onlar da çocukları o zaman onlar da sürekli kaçtı gitti. Biz 20 senedir 27 senedir Hüseyin'i arıyoruz. Bir kapı bırakmadı çaldı. Biz hiçbir ize ulaşamadı. Bu Hüseyin nerede? Ne yaptıysa, mesela suçu vardıysa devlet götürdü. Yani herkes gördü, herkes biliyor. Devlet götürdü. Açıklasın, suçu nedirse suçunu şey yapsın yani. Saklamak da olmaz. Sakladı, öldürdü. Ne yaptıysa biz Hüseyin şeyini istiyoruz. Sağ biz biliyoruz sağ değil. Biz mezarını istiyoruz. Biz böyle kabul etmiyoruz. Biz mesela çocuklarım büyüdü. Bu sefer torunları arayacak Hüseyin yani. Biz bulana kadar biz vazgeçmeyeceğiz. Failler belli. Ortada geziyor. Biz görüyoruz. Ortada cilet attığı zaman biz kahroluyoruz. Yani devlet biliyor. Şey yapsa görür yani o haber vardır nerededir onlar ne yaptınızsa haberi vardır ama üstüne gitmiyor onun hesabına gelmiyor üstüne gitmiyor bu Hüseyin ne yaptı biz Hüseyin'in şeyini bırakmıyoruz bir kişi kalana kadar yani bu da suç değil biz bir suç yapmıyoruz bizim ev direği kaybetti gözlerimin önünde götürdü 4 çocuğun babasıdır. Babam nerede diyor. Torunlar diyor dedem nerede. Biz 25 senedir Galatasaray'dayız. Orası bizim mekanımız oldu. Orası bizim ailemiz oldu. Biz hep tanıştık. Hep onlar da bizim gibidir. Biz aile, bir aile oldu. Biz orada teselli oluyordu onlarla beraber. İnsan hakları bize sahip çıktı. Bizi teselli ediyor. Bir kayıp kalana kadar biz vazgeçmeyeceğiz. Galatasaray'da vazgeçmeyeceğiz. Hüseyin Taşkaya'nın Galatasaray'da büyüyen kızı Serpil Taşkaya seslenecek. Ben 6 Aralık 1993 yılında gözaltında kaybedilen Hüseyin Taşkaya'nın kızı Serpil Taşkaya. Babam 6 Aralık 1993 yılında Siverek'te gündüz saat 12 sularında eve baskın yapılarak gözaltına alındıktan sonra bütün çabalarımıza rağmen, bütün aramalarımıza rağmen ne yazık ki kendisinden bir daha haber alamadık. Babamı 7 yaşında kaybettim ve onu kaybetmemle birlikte arama arayışım başladı. Ancak 2 yıl sonra babama kavuşma umudum cumartesi anneleriyle tanışmamla birlikte arttı. Cumartesi annelerini ilk olarak babaannemin oğlunu arama süreciyle başladı ve daha sonra annemle birlikte ve artan umudumuzla birlikte ben de bu sürece dahil oldum. Bugün 34 yaşındayım ve 25 yıldır cumartesi anneleriyle birlikte bütün kayıplarımızı
arama mücadelesi veriyorum. Bizim çağrımız yıllarca hep aynı şekilde yankılanmıştır. Kayıplar bulunsun, failler yargılansın. Herkes için adalet talebimizi yıllardır söylüyoruz ve bütün kayıplarımızın akıbeti belli olana kadar, failleri yargılanana kadar ve Türkiye'de faili meçhul kavramı kalmayana kadar bu mücadele nesilden nesile devam edecek. Herkes için adalet arayışımdan ve 25 yıl önce çocuk olarak geldiğim, bugün ise çocuklarımla birlikte geldiğim kayıplarla buluşma yerimiz olan Galatasaray Meydanı'ndan da vazgeçmeyeceğim. Cumartesi anneleri olarak kayıplarımızı asla unutturmayacağız. 820. haftamızın basın açıklamasını Hüseyin Taşkaya'nın Galatasaray'da büyüyen torunu Helin Taşkaya okuyacak. 27 yıldır soruyoruz. Hüseyin Taşkaya nerede? Gözaltında kaybedilen insanlarımız için hakikat ve adalet arayışımızın 820. haftasındayız. 820 haftadır ısrarla söylüyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, devlet gözaltına kaybedilen insanlarımızın akıbetleriyle ilgili yakınlarına bilgi vermek, bedenlerinin nerede olduğunu tespit etmek ve adaleti sağlamakla yükümlüdür. Ancak devlet bu yükümlülüğünü yerine getirmiyor. Gözaltına kaybedilenleri ve onların ailelerini hukukun dışına çıkartıyor. Gözaltına kaybetmelerle ilgili yapılan başvuruları hukukun temel değerlerini ihlal ederek sonuçsuz bırakıyor. Kayıp yakınlarının hukuki, meşru ve vicdani taleplerini karşılamıyor. 820. haftamızda 27 yıldır başvuruları sonuçsuz, talepleri karşılıksız bırakılan Taşkaya ailesinin 4 kuşaktır devam eden adalet arayışına tanıklık edeceğiz. 42 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Taşkaya Siverek'te yaşıyordu. 12 Eylül döneminde 5 yıl hapiste kaldı. Hapishaneden çıktıktan sonra inşaat işine girdi. 90'lı yılların başında Siverek'te varlıklı bir müteahhit oldu. O dönem tamamen bucak aşiretinin hakimiyetinde olan Siverek'te ağır hak ihlalleri yaşanıyordu. Bu durum devletin susurluk raporunda aşiretin silahlı mensuplarının devlet içinde devlet görünümünde oldukları şeklinde yer aldı. Çevresinde sözüne itibar edilen Hüseyin Taşkaya bu ihlalleri eleştirdiği için güvenlik güçlerin ve Bucak aşiretinin hedefindeydi. Adının ölüm listesinde olduğu duyumları gelmeye başlayınca evini İstanbul'a taşıdı. Kendisi de kalan işlerini toparlamak üzere amcasının evinde kalmaya başladı. Hüseyin Taşkaya 6 Aralık 1993 tarihinde Siverek Bağlar Mahallesi'ndeki amcasının evinden askerler, polisler ve Bucak aşiretine mensup korucular tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemini gerçekleştiren 30 araçlık konvoya Siverek Jandarma Karakol Komutanı Üst Teğmen Ahmet Şentürk komuta ediyordu. Ailesi Hüseyin Taşkaya'yı sormak için hemen jandarmaya, emniyete, savcılığa ve valiliğe başvurdu. Askeri yetkililer gözaltı işleminden kısa bir süre sonra Taşkaya'nın polisler tarafından götürüldüğünü söyledi. Emniyet ise bizde yok, Sedat Bucak'a sorun dedi. DYP milletvekili, aşiret reisi Korucubaşı Sedat Bucak da bizim ekip almış fakat devlete teslim etmiş. Bundan sonra haberimiz yoktur, devlet biliyor dedi. Oğlundan haber alma umuduyla Siverek Emniyetine giden Fatime Taşkaya'yı emniyette bir daha bize gelmeyin, diğer oğullarınla birlikte burayı terk edin, yoksa onlar da kaybolur denildi. Urfa valisi Ziyaettin Akbulut'la görüşen aile Hüseyin Taşkaya'nın bulunmasını istedi. Gözaltına alındığı inkar edilen Hüseyin Taşkaya'dan bir daha haber alınamadı. Olayı soruşturmak, suçu ve suçluğu açığa çıkarmakla görevli Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Hüseyin Taşkaya'nın gözaltına alınmasını ailenin soyut iddiası olarak değerlendirdi. Yapılan suç duyurusunu soruşturmaya yer olmadığı kararıyla kapattı. Gözaltında kaybedilişinin 27. yılında bir kez daha iktidarı ve adli makamları göreve çağırıyoruz. Hüseyin Taşkaya dosyasındaki inkara ve cezasızlığa son verin. Etkin soruşturma ve kovuşturma yaparak Hüseyin Taşkaya'nın akıbetini açıklayın. Onun gözaltında kaybedilmesine neden olanları adil bir biçimde cezalandırın. Hüseyin Taşkaya için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, 121 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Bu haftada herkesi COVID-19 salgını dolayısıyla sosyal medya hesabımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızı izleyip yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.
Kayıp yakınlarının kayıplar bu.